Profesör Doktor Bahri Karlı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı. 1984 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldum. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi'de yüksek lisans ve doktora yaptım. Yaklaşık 27 yıl Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi'nde görev yaptım. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne geldim ve 2012'den bu yana Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü 1997-98 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış. Bölümümüz iki ana bilim dalından oluşuyor. Tarım işletmeciliği ana bilim dalı ve tarım politikası yayım ana bilim dalı. Bölümümüzde toplam 11 öğretim elemanı var. Bunlardan 5 adet profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 3 adet araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 akademik personel bulunmakta. Bölümümüzde şu anda 131 tane lisans öğrencisi, 23 tane yüksek lisans öğrencisi, 7 tane doktora öğrencisi olmak üzere toplam öğrenci sayımız 161. Tarım Ekonomisi bölümü sosyal uygulamalı bir bölümdür. Diğer bölümlerden ayrı bir özelliğe sahiptir. Sosyal uygulamalı bir bölüm olduğu için tarımın mikro ve makro düzeydeki bir tüm tarımsal problemlerine çözüm arayan, bunları uygulamaya aktaran bir bilim dalıdır. Bölümümüz Türkiye genelindeki bütün ziraat fakülteleri içerisinde nitelik olarak iyi bir akademik yapıya sahiptir. Son yıllardaki verilere baktığımız zaman Türkiye'deki tarım ekonomisi bölümleri içinde tarım ekonomisi bölümümüz yaklaşık 4. sıralarda yer almaktadır. Bu da yapılan yayın sayıları, proje sayıları dikkate alındığında öğretim üyesi başına düşen proje sayısı, yayın sayısı ve öğrenci sayısı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda, son yıl itibariyle 2209 A öğrenci projelerinde 12 adet projemiz öğrencilerimiz tarafından yürütülmektedir. Bölümümüz tercihedeki öğrencilere tavsiyemiz tarım ekonomisi bölümü diğer bölümlerden farklı bir yapıya sahip demiştik. Tarım ekonomisinin bölüme gelen öğrenciler tarımın genel problemlerini bildikten sonra özellikle mikro ve makro düzeyde tarımın sorunlarına çözüm üreten araştırmalar yaparak onları uygulamaya aktarmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin çalışma alanları geniş bir yelpazeye sahiptir. Kamu kurumlarında istihdam edilmekte. Kamu kurumlarından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sektörde çalışabilmekteler, kooperatiflerde görev alabilmekteler ve kendi işini kurabilmektedirler. Son yıllarda baktığımızda kendi işini kuran, özel sektörde çalışan öğrencilerimizin başarılı olduğunu görmekteyiz. Son 3 yıl içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilen öğrenciler sayısına baktığımızda hem ziraat fakültesi içerisinde hem diğer ziraat fakülteleri içerisinde tarım ekonomisi bölümü öğrencilerimizin daha fazla istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu da bize gurur veriyor. Çünkü öğrencilerimizi iyi ve nitelikli bir şekilde yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Öğrencilerimize sosyal bir bilim dalı olduğumuz için laboratuvar yok. Ama bunun haricinde okulumuzdaki öğrencilerimize toplantı salonları artı kamu kurum ve kurumlarına ziyaret, onlarla işbirliği yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve öğrencilerimizin özel sektörde, kamu sektöründe istihdam edilirken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve nasıl yetiştirilmesi gerektiğini ve karşı tarafın bizlerden neler istediği, nasıl nitelikte bir öğrenci istediğini onlara dikkat alarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz ve öğrencilerimiz de bundan da mutluluk duyuyoruz. Çünkü baktığımız zaman geri beslemeye dikkat aldığımız zaman öğrencilerimizin başarısı ortaya çıkmakta. Bölüm öğrencileri çalışmalar uygulama olarak derslerin uygulamalı kısımları var. O uygulamalarla birlikte çalışıyor. Artı diğer bölümlerin uygulama alanlarında görev yapıyorlar. Örneğin fakültemizin çiftliğinde çalışıyorlar. Bazı öğrencilerimiz diğer bölümlerin laboratuvarlarında çalışıyorlar. Kendi bölümümüzde yürütülen projelerde görev alıyorlar ve çalışma imkanı olarak geniş bir yelpazeye sahip. Örneğin en son Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde ziraat mühendisi talep etmişti. Bunlardan da en fazla talep eden tarım ekonomisi bölümleri öğrencilerin olduğunu gördük. Nedeni şu, yaklaşık 20 istihdam sağlanmıştı. Tarım ekonomisi bölümünde öğrenciler kıymet takdiri dersleri alıyor. Arazilerin değerlendirmesi, buna benzer hususların eğitimini veren tek bölüm tarım ekonomisi bölümü. Dolayısıyla
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında tercihleri tarım ekonomisi bölümünden yana oluyor. Yine baktığımız zaman en son işte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda tarım ekonomistlerinin istihdamının ve önemli görevleri üstlendiğini görmekteyiz. Şu anda tarım ekonomisi bölümü dalından mezun olup bu arada yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımızın genel ve daire başkanlıkları arasında önemli yerlerde bulunduğu görmekteyiz. Aysun Çelikoğlu, tarım ekonomisi son sınıf öğrencisiyim, Kastamonluyum. Tarım ekonomisi ve işletmeciliğini görüyorum. Makro ekonomi, mikro ekonomi görüyorum. Tarımsal işletmecilik ve planlama dersini görüyorum. Gelecekte planlarım lisans hayatım bittikten sonra yüksek lisansa başvurup sonra akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Teorik derslerin uygulamasını yaptık genellikle. 2022'nin yaz döneminde stajımızı yaptık. Stajda domatesleri toplayıp analizlerini gerçekleştirdik. Nane hasatı vardı, onu yaptık. Onların örneklemelerini aldık. Bölüm hakkındaki düşüncelerim, geleceğe daha iyi olduğunu düşünmekteyim, geleceğinin olduğunu düşünmekteyim. Sosyal bir bölüm. Bu bölümü tercih etmemin nedeni tarıma ve ekonomiye ilgi duymam. Tarımla ilgilenmiş olmamız ailecek. 2209A TÜBİTAK projesi yaptım. Bölümümden çok memnunum. Yani geleceğinin gerçekten olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye için gerçekten güzel bir bölüm ve yatırım şeklinde de olabileceğini düşünüyorum. Bölümü tercih edenlere önerilerim, tarımı daha çok sevmeleri lazım. Bunu içten yapabilmeleri lazım. İlgi duymaları kesinlikle çok önemli. Hani severek yaparlarsa gerçekten memnun kalacaklarını düşünüyorum.